Beyaz TV ekranlarından merhaba herkese. Ana haberle karşınızdayız. Ben Elçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. 13 Ekim Pazar akşamında Türkiye'de ve dünyada öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Tam bir saat boyunca top dolu bir yayınla sizlerle birlikteyiz diyelim ve hemen başlayalım. Sevgili seyirciler, Ankara Barosu'nun 68. olağan genel kurulunda skandal görüntüler yaşandı. PKK sempatizanı bir grup avukat kürsüyü işgal edip terör propagandası yaptı. Bir başkası da İmralı'daki bebek katilinin avukatlığına soyundu. PKK yanlısı avukatlar meslektaşlarından tepki görünce genel kurul salonu savaş alanına döndü. Terör propagandası yaptılar. Bebek katili terörist başını savunmaya kalktılar. Skandal söylemleri tepki görünce de ortalığı birbirine kattılar. Tekme ve yumrukların konuştuğu kongrede sandalyeler havada uçuştu. Ankara Barosu'nun 68. olağan genel kurulu terör provokasyonuna sahne oldu. Bir grup terör örgütü sempatizanı kadın avukat önce kürsüyü işgal etti. Ardından bölücü terör örgütü lehine Kürtçe sloganlar attı. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi Çiğdem Kuzan'ın da aynı kürsüde terörist başı Abdullah Öcalan'ın savunuculuğunu yapması salondaki gerilimi tırmandırdı. İmralı hapishanesinde 25 yıl 8 aydır tecrit uygulanmaktadır. İlk defa İmralı'da uygulanan kameralı oda ve gardiyan eşliğinde avukat görüşmelerinin yapılması uygulamasına sessiz kalındığından 15 Temmuz ile birlikte istisna kişilerin sayısı artırılmış, her yerde bu hukuka aykırı uygulamaya geçilmiştir. Karşısında PKK yandaşı avukatların terör propagandasından rahatsız olan meslektaşları "Baroda terörist istemiyoruz, ne mutlu Türk'üm" diyene şeklinde sloganlar atarak tepki gösterdi. Ortamın gerilmesiyle iki grup arasında arbede çıktı. Tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Bir avukatın başından yaralandığı karmaşa anları cep telefonu kameraları tarafından böyle kaydedildi. Çıkan olaylar nedeniyle genel kurula 20 dakikalık ara verildi. Gerginliğin tamamen yatıştırılmasından sonra toplantı kaldığı yerden devam etti. Seyirciler, bundan tam 9 yıl önce Iğdır Dilucu sınır kapısında 13 polisimiz PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti. Bu kanlı eyleme karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk 13 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. Tutuklanan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk 13 ayrı ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak. 8 Eylül 2015'te Dilucu sınır kapısında görevli polis memurlarını taşıyan minibüsle koruma aracının geçişi sırasında yol kenarındaki bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. PKK'lıların bu hain tuzağında 13 polisimiz şehit oldu.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da olduğu 3 kişi tutuklandı. DEM Partili Selçuk, şehit olan her polis için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Sevgili seyirciler, Afyonkarahisar'da dün gece deprem paniği yaşandı. Merkez üssü Sinan Paşa olan 4.4 şiddetindeki sarsıntı Afyonluları sokağa döktü. Korkudan evlerine geri dönemeyenler sokaklarda ve parklarda sabahladı. Kendisi kısa, etkisi uzun sürdü. Gece saatlerinde meydana gelen deprem Afyonları sokağa dökerken hayvanlar da böyle kaçıştı. Vallahi billahi bir şey lava ağacı da ben de bilmiyorum yani. Şurası bayağı kalabalık. Afyonkarahisar'da gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sinan Paşa ilçesi olan deprem yerin 1,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yürekleri ağza getiren depremi güvenlik kameraları böyle kaydetti. Bu çiftlikte sarsıntıyı hisseden hayvanlar panik içinde yerlerinden fırlayıp böyle kaçıştı. Korkudan evlerine giremeyenler geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi. Korkutan depremin ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri teyakkuza geçti. Yaklaşık 10 saniye devam eden deprem çevre illerde de hissedildi. Afyonkarahisar Valiliği herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı. Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağış dün akşam Marmara bölgesini vurdu. Sevgili seyirciler, İstanbul ve Bursa'da su baskınları yaşandı. Yağışa dışarıda yakalananlar da vardı. Ev ve iş yerlerini sular altında kalmaktan korumaya çalışanlar da. İşte o şiddetli yağışlar sırasında yaşanan çaresizlik geliyor şimdi ekrana. Bak. Marmara'da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji 10 ilde sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Görüntüler Bursa'dan. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Pazarda mahsur kalan esnaf zor anlar yaşadı. Mini süper hücre kenti kısa sürede etkisi altına aldı. Araçlar ve yolcular yollarda mahsur kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Kentteki tarihi çarşıda şelale oluştu. Kuryenin motoru gitti. Yolcular var içeride. Yolcu var. Yolcu 50 kişi. Burada içeriye doğru gidiyor. Otopark. Şu anki durumu. Bütün araçlar. Sular içinde. Şiddetli yağmur Yıldırım ilçesini de esir aldı. İlçedeki bir çay bahçesi göle dönerken müşteriler sağına aldırış etmedi. Kaldığı yerden oyuna devam etti. İstanbul'da da birçok ilçede sağanak geçit vermedi. Esenyurt'ta yollar göle döndü. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Trafikte mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Eyvah. Logar kapağı burada, adam çukura düştü. Gördüğünüz gibi kendi imkanlarımızla kanal kapaklarını açtık. Şu an gördüğünüz gibi bütün evlere su girmiş durumda. Buradaki eve komple su girmiş. Komple su girmiş. Başakşehir'de de manzara farklı değildi. Göle dönen cadde ve sokaklar geçit vermedi. Evet, halimiz şu an böyle. Maalesef esnaflarımız şu an hepsi mağdur. Rezilliği görür müsünüz?
Sağnak yağışın ardından Eyüp Sultan'da da yürekler ağza geldi. Karadolap Mahallesi'nde yağış nedeniyle elektrik direği bomba gibi patladı. O anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi. Küçükçekmece'de de yağmurun etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Bahçe duvarı yan tarafındaki temel çukuruna kayan apartman güvenlik amacıyla tamamen boşaltıldı. Yağmur yağdı, baktık bir gürültü geldi. Bütün millet dışa çıktı. Geldik buraya, istinak duvarı yarım çekilmiş. Çoğu da o ki işte belediye buraya kadar izin verdi. Sağnak yağış Karabük'te de etkili oldu. Metrekareye 24 kilogram yağış düştü. Yollar göle döndü. Bazı iş yerleriyle bodrum katları sular altında kaldı. Bak görüyor musun? Buradan böyle. Buradan doğru. Doğru evin içine. Görüyor musun? Bak aşağıya giden senin altta hesabı yok. Beyoğlu'nda dün herkesi şoke eden bıçaklı saldırıdan sonra bugün de Konya polis memurları bıçaklı saldırıya uğradı. Sevgili seyirciler, sinir krizi geçiren Emre Köroğlu evine gelen polislerden birini bıçakla yaralayınca vurularak etkisiz hale getirildi. Teke tek erkek erkeğe bir kavga etmek isterim kendisiyle. Polise bıçaklı saldırının adresi dün İstanbul Beyoğlu'ydu, bugün de Konya oldu. Elinde bıçakla koşarak evden çıkıp polisi sırtından bıçaklayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. Selçuklu'da yaşayan Emre Köroğlu'nun sinir krizi geçirdiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bahçede beklerken dehşeti yaşadı. Evden elinde bıçakla dışarı fırlayan Köroğlu doğruca polislere yöneldi. Beklemedikleri bu saldırı karşısında polislerin ilk refleksi koşarak bahçeden çıkmak oldu. Ancak polis memuru Mustafa Topuz bahçede yere düşünce saldırganın bıçak darbelerinin hedefi oldu. Meslektaşları hemen imdadına yetişti. Saldırganı vurarak etkisiz hale getirip gözaltına aldılar. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa Topuz ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Durumunun hala kritik olduğu öğrenildi. Hırk suç kaydı olduğu öğrenilen Emre Köroğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. O polisi buradan düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıktılar ve silahlıydılar, bir şey diyemedim. Dün İstanbul Beyoğlu'nda bir saldırgan polis memuruna kabusu yaşatmıştı. Oytun Yılgaz arkasından sinsice yaklaştığı görevli polis memurunu ensesinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı polis memurunun tedavisi tamamlanırken kaçan saldırgan da kısa sürede yakalandı. Bir paylaşımında polisleri düelloya davet ettiği ortaya çıkan saldırgan ifadesi alındıktan sonra bugün adliye gönderildi. Seyirciler, Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran Oytun Ilgaz'ın tutuklandığı bilgisi ulaştı şimdi elimize. Onu da sizinle paylaşmış olalım ve devam edelim. Evet, Bursa'da 16 yaşındaki torun katliam yaptı. Dedesinin evindeki 3 altın bileziği almak için giden 16 yaşındaki Mehmet ve arkadaşları dehşet saçtı. Dedesini ve birlikte yaşadığı yaşlı kadını katleden cani torun karşı çıkan arkadaşını da öldürdü. ...16 yaşındaki torun korkunç bir katliam yaptı. 3 altın bilezik için dedesini, birlikte yaşadığı yaşlı kadını ve misafirini baltayla öldürdü. Mehmet 16 yaşındaydı ama çocukluk dönemini çoktan geride bırakmıştı. Her türlü kötü alışkanlığı vardı. Anne ve babası ayrıldığı için 73 yaşındaki dedesi Mustafa Macar'ın Göynükbelen Mahallesi'ndeki evinde kalıyordu. Kendine bu alkol masalarını donatıp alem yapabilmek için dedesinden sürekli para istiyordu. Yine böyle bir masa kurabilmek için Ufuk Can Us ve bir arkadaşını da yanına alıp dedesinin evindeki ziynet eşyalarını almaya gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlarıyla Dede Macar arasında tartışma çıktı. Dede Macar bahçedeki baltayla gençlerin gözünü korkutmaya çalıştı.
ama torununun gözünü kan bürümüştü. Elindeki baltayı kapıp önce dedesini öldürdü. Ardından eve girip duvarda asılı duran av tüfeğini aldı. Sonra da dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ı katletti. Cani Tur'un bilezikleri alıp kaçacakları sırada kendisine karşı çıkan arkadaşı Ufuk Can Us'u da vurdu. Ufuk Can'dan iki gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulununca korkunç cinayet ortaya çıktı. Ekipler Ufuk Can'ın en son görüştüğü Mehmet Kamış'ın evine geldiğinde bahçede iki, gece konduda da bir ceset buldu. Alkol alemlerine devam edebilmek için tam 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan katleden Cani Torun ve arkadaşı kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ve şimdi Bursa'dan İzmir'e gidiyoruz sevgili seyirciler. İzmir'de yaşayan Özge Polat çocuklarının babası Serkan Yıldız'dan 1,5 sene önce boşandı ama saldırgan koca bir türlü yakasından düşmedi. Ölüm tehditleri savuran Yıldız işe gitmek için evden çıkan eski eşine kurşun yağdırıp ağır yaraladı. Talihsiz kadın yoğun bakımda yaşam savaşı verirken kaçan Serkan Yıldız'ın da saklandığı su deposunda yaşamına son verdiği ortaya çıktı. İşe gitmek için evden çıktı. 1,5 yıl önce boşandığı eşi onu vurup ağır yaraladı. Şu anda kayıp işte, bulunmuyor. Nerede oldu belli değil. Bir an önce bulsunlar yani. Firar eden Cani günler sonra bir su deposunda bulundu. Cani'nin saklandığı su deposunda yaşamına son verdiği ortaya çıktı. İzmir Çiğli'de yaşayan Özlem Polat, iki çocuğunun babası Serkan Yıldız'la 1,5 yıl önce boşandı ama ondan bir türlü kurtulamadı. Zaten sürekli tehdit ediyordu. Evliyken de zaten bu pisliğin tekiydi. Serkan Yıldız bu süreçte eşi Özlem'i ve çocuklarını alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandı. Ardından da cezaevinde bir ay kaldıktan sonra tahliye edildi. Psikopat bir insanın herkese zararı olabilir. Sürekli ölümle tehdit edildiği için tehlikede olduğunu düşünen Özlem, 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama bu karar Cani'yi durdurmaya yetmedi. Bir faydası olmadı ki, zaten kapının önüne kadar geliyordu yani. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Özlem Polat takip edildiğinin farkında değildi. Karşısına bir anda çıkan Serkan Yıldız tabancasını çekip peş peşe ateş etmeye başladı. Son onu öyle gördük, zaten şok olduk, ne yapacağımızı bilemedik. Kardeşim yerde yatıyordu, kanlar içindeydi. Birisi sağ olsun burasına şey koymuştu, kanı dursun diye. Ağır yaralanan Özlem Polat hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam savaşı verirken ekipler kaçan Cani'nin peşine düştü. İşte yoğun bakımda, kötü durumu. Bekliyoruz, biz de dört gözle bekliyoruz. Hepimiz perişan olduk yani. Arama çalışmaları devam ederken Şirintepe'deki su deposundan kötü kokular geldiği ihbar edildi. Depoya giden ekipler Serkan Yıldız'ın cansız bedenini buldu. Yıldız'ın kendi başına da bir kurşun sıkıp yaşamına son verdiği belirlendi. Ve Türkiye baba vahşetiyle sarsılmıştı, hatırlayacaksınız. Ahmet Demir eşini ve 4 çocuğunu katlettikten sonra kendi canına kıymıştı. Bugün aile katliamında hayatını kaybeden Demir ailesi son yolculuklarına uğurlandı. Camide 6 tabut yan yana dizildi. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Gözünü bile kırpmadan eşini ve 4 evladını kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kendi canına kıydı. Bugün de katilleriyle yan yana toprağa verildiler. 4 çocuklu Demir ailesi Güzel Vadi mahallesindeki bu evde yaşıyordu. Psikolojik problemleri olan baba Ahmet son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyordu. Ki tedavi görüyordu. Demek ki 17 defa hastaneye götürmüştük. İlaçlarını kullanıyor mu? Kullanmıyordu. Biraz işte o ilaçlardan dolayı aksilik yapıyordu. İlaç kullanmakta sorun yaşıyorduk. Bir anda cinnet getiren baba Ahmet Demir silahına sarıldı. Ardından korkunç bir katliam yaptı. Yani böyle bir şey yapacağını hiç aklımıza gelmezdi. Herhangi bir maddi sıkıntı yoktur. Gözü dönen Cani önce eşine sonra çocuklarına kurşun yağdırdı. Son kurşunu da kendisine sıktı. O evden yükselen çığlıklar bir anda yerini acı feryatlara bıraktı. Sağlık ekipleri geldiğinde 30 yaşındaki Emine Demir, 11 yaşındaki Medine, 6 yaşındaki Eda Nur, 5 yaşındaki Azra ve 4 yaşındaki Yusuf Eymen için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Tüm ailesini yok eden vicdansız baba da ölmüştü.
Yakınları Demir ailesini son yolculuğuna uğurlarken hayatlarının en acı manzarasını yaşadı. 6 tabut yan yana dizilmişti. Bütün ailesini katleden caniyi yine eşinden ve çocuklarından ayıramamışlardı. Cenaze namazının ardından tek tek toprağa verilirken yakınlarının feryatları yüreklere kor gibi düştü. Sevgili seyirciler, Kırıkkale'de 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'den 19 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve afet ekipleri günlerdir araziyi tarıyor ancak henüz kayıp kadının izine rastlanmadı. Cinayet şüphesinin ağır bastığı olayda şu ana kadar 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan ikisi Yalçıner'in kardeşi, biri yeğeni, biri de komşusuydu. ...19 gün önce evden ayrıldı, bir daha da geri dönmedi. Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişiden ikisi öz kardeşi çıktı. 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner 19 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ona ulaşamayan yakınları da durumu yetkililere bildirdi. Yalçıner'i bulmak için çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri günlerdir her yeri didik didik arıyor. Ancak şu ana kadar hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmaları Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırıldı. Cinayet şüphesi üzerinde duran güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Tutuklanan 4 şüpheliden ikisi kaybolan kadının kardeşi, diğerleri de yeğeni ve komşusuydu. Verdikleri çelişkili ifadeler yüzünden tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderilirken arama çalışmalarının da bütün bölgeye yayılacağı bildirildi. Sevgili seyirciler, başkent güne maalesef acı bir haberle uyandı. İddiaya göre eğlence mekanında alkol alan çift tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce silahını çeken adam önce yanındaki kadını vurdu, ardından bir kurşun da kendisine sıktı. Biri yaralı, biri ölü. Kadın ölmüş müydü olay yerinde? Kadın ölmüş, ölmüş. Haberini aldık. Beraber içiyorlarmış. Arkadaşıyla beraber bayan anında geliyor, kadına sıkıyor, onun sonra kendisine sıktığını söylüyor. İlaç sesleri Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan bu mekandan geldi. Hakaretlerle başlayan tartışma bir anda silahlı saldırıya dönüştü. İlk başta bir kadını hayattan kopardı, o cani sonra da kendi kafasına sıktı. Akşam ben servis yapıyordum. Müşteriye baktım, patırdı götürdü, içeri kaçtı bütün millet, bayanlar falan uçuştular. Sabah öğrendik, akşam benim karşılığım şoför arkadaş söyledi. Bu alt katta olan bir cinayet, ikisi beraber oturuyor. Birbirlerine küfür ettiler, dalaştılar. Bizi ayırdık falan ama yani biz dinleyen yoktu maalesef. Adam sıkıyor, ondan sonra bizim buradaki arkadaşlar bile tedirgin olmuş, kaçışmışlar. Kan donduran cinayet tam bu noktada oldu. Her şey normaldi, ilk başta yemek yemeye başladılar. Ama cani yanında getirdiği silahla kadını öldürdü, sonra da kendi kafasına sıktı. Gece hayatı, alem, takıntılı bir beyefendiymiş kendisi. Alacak verecek davası galiba, alacak verecek davası. Başka bir şey değil. Duydukları silah sesleri ve gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından vurulan caniyi hastaneye kaldırdı. Kadınsa çoktan hayatını kaybetmişti. Biri yaralı, biri ölü. Kadın ölmüş müydü olay yerinde? Kadın ölmüş, ölmüş. Haberini aldık. Kadın herhalde bu kaşının tarafından geldi galiba. Kendisine de artık utanma belasını yaptı herhalde. Haber bile dinlemek istemiyoruz yani artık bunların yüzünden. Eğlence mekanının girişinde bu silahla girilemez yazısı vardı. Ama son yaşanan olay bu önlemlerin göstermelik olduğunu gözler önüne serdi. Silahı demek ki güvenlik kontrol etmedi, içeri girebilmiş. Yani kontrol bir kadını hayattan mı kopardı? Başka olamaz yani. İzlediğiniz
İzmir'deki özel bir hastanede geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybeden Olgun Demirtaş'ın ailesi doktorları suçladı. Demirtaş'ı iyileştirmek için Küba'dan ilaç getireceğini söyleyip aileden para alan doktora dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Demirtaş'ın beklenmedik ölümüyle ilgili soruşturma ise devam ediyor. Oğlum öldürüldü hastanede bizim kanaatimizce. Bu adamın nesi vardı? Siz bunu yoğun bakıma çekiyorsunuz. Kimlerse suçlu ve suçluların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Ayağındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. Acılı aile Küba'dan ilaç getireceğim diyerek kendilerinden 480 bin lira alan doktorunu suçladı. Karşıyaka'da yaşayan ve emlak işiyle uğraşan 32 yaşındaki Olgun Demirtaş, belindeki rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede operasyon geçirdi. Kardeşim Olgun Demirtaş 2021 Şubat ayında özel bir hastanede ağrılar neticesinde sırtından ufak bir operasyon geçiriyor. Bacağında bir şişlik oluşturuyor ayağında. Ancak bacağındaki şişlik geçmeyince Demirtaş da devlet hastanesine başvurdu. Devlet hastanesine gidiyor. Devlet hastanesinde de doktorların yeterli teşhis koyamaması, ne ilaç kullandıklarını da bilmediğimizden dolayı kardeşim şüpheli şekilde ölmüştür. Demirtaş'ın ölümünden doktorları sorumlu tutan ailenin suçlamaları bu kadarla da kalmadı. Doktorun hakkında bizlerden para aldığı için, görev başında bizlerden para aldığı için ilaç getireceğim diye yurt dışından 480 bin lira o dönem bizden para aldı. Küba'dan ilaç getireceğim vaadiyle aileden 480 bin lira alan doktor hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Demirtaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma hala devam ediyor. Buna sebebiyet veren tüm şüpheli kim varsa imaller zincirinde bulunan hepsinden şikayetçi olduk. Soruşturma devam ediyor. Ve şimdi obez bir kediyi getireceğiz ekrana. Dış görünümüyle çizgi film kahramanı Garfield'a tıpatıp benzeyen bu kedi tam 38 kilo. Onun hayatından endişe eden sahibi zayıflaması için bir kampa gönderdi ama sıkı tempoya ve açlığa fazla dayanamayıp firar etmeye çalışan obez kedi ayakkabılıya sıkışınca hayalleri yarım kaldı. Tamam, beni duymuyorsun ama en azından anlamaya çalış. Yedikçe yedi, uyudukça uyudu. En sonunda 38 kiloluk dev bir kedi haline geldi. Şişmanlar kampına alınan Rusya'nın Garfield'ı kaçmaya çalıştı ama fazla kiloları yüzünden ayakkabılığa sıkıştı. Çalış. Rusya'nın 38 kiloluk obez kedisi Kramps, Garfield'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. O da Garfield gibi sadece yemek yiyip uyuyor. Fazla kiloları onu yerinden kıpırdayamaz hale getirince sahibi onu şişmanlar kampına başlattı. Aferin benim oğluma. Aklına koyduğunda yapabileceğini biliyordum. Ama obez kedi buradaki sıkı tempoya ve diyete fazla tahammül edemedi. Kamptan firar etmeye çalıştı. Ama iri cüssesi yüzünden kaçış yolu üzerindeki bu ayakkabılığa sıkıştı. Bu iş hep çok gürültülü patırtılı oluyor. Kamp görevlileri onu sıkıştığı ayakkabılıktan kurtardı ama firar hayali de suya düşmüş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kara listesine yeni bir firma daha eklendi ama bu seferki bir dondurma firması. Yaptığı reklamlarda %100 keçi sütünden dondurma ürettiğini iddia eden firmanın ürünleri de denetime tabi tutuldu ve ne yazık ki o dondurmalardan hiç keçi sütü çıkmadı. Siz bir üründe bir şey vaat ediyorsunuz, onu vermiyorsunuz. Bunun iki tane tanımı vardır. Ya hırsızlıktır ya ahlaksızlıktır. İkisi de mevcut maalesef. Kıyma, salça, bal ve birçok ürünün içinde tarşiş belirlenirken bir skandal da keçi sütü dondurmalardan geldi. Dondurma yenmez mi ya? En güzel şeylerden bir tanesi. Yaz kış. Artık şaşırmıyoruz ya. Yani ne yediğimizi de bilmiyoruz. Belki şu anda simit diyoruz. Bunda belki bir de onun içinde başka bir şeyler vardır. Alıştık yani artık. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde liste kabardıkça kabardı. Et, süt, köfte derken sıra dondurmaya geldi. Toplumsal ahlakımızın çürüdüğünü bir kanıtıdır bu. Ahlak dışı ve uygun olmayan bir davranıştır. Tüketiciyi asla yanıltmamak gerekir. İçinde ne var, ne yok bilemiyoruz.
O zaman demek ki keçi sütü diye verilen dondurmalarda da yok. Bundan sonra ne yapacaksınız peki? Hiç dondurma yemeyeyim. Yani öyle ya. İşte vazgeçtik, dondurmadan da vazgeçeriz. Dondurmadan da vazgeçtik. İşte o büyük firmanın dondurmalarımızda %100 keçi sütü var dediği dondurmalarda bir gram bile keçi sütüne rastlanılmadığı tespit edildi. İnek sütü mü, keçi sütü mü? Keçi daha güzel oluyor. Ünlü bir dondurma firmasının %100 keçi sütüdür diye sattığı dondurmalarda keçi sütüne bir gram bile rastlanmamış. Denetimde mi eksiklik var yoksa insanların ticaret ahlakında mı acaba? Peş peşe gündeme düşen bu gıda sahtekarları tüketicinin de kafasını karıştırdı. Artık ne yediğimizi zaten bilmiyoruz. Her şeyin içine muhakkak bir şey katılıyor. Ya üstünde keçi sütü konmuştur dese yazsa bile ben inanmıyorum. Maraş dondurması. Bizim yöresel dondurmalarımızı yemeyi tercih ediyorum açıkçası. Vallahi o kadar kafamız karışmış ki artık neye inanacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten de Allah sonumuzu hayretsin. İstanbul'da yaşayan genç hemşirenin hayali deniz taşıtlarında çalışmakta ama bunun için iletişime geçtiği firmayla anlaşmazlık yaşayınca duymadığı hakaret ve tehdit kalmadı. Savcılığa başvuran genç hemşire firmadan davacı oldu. Hadi gel dön, gel dön. Sen bana mal mı diyorsun? Senin gibi bana girer miyim ben? Denizlerde çalışmak isterken parasından olan hemşire dolandırıcılıkla suçladığı firma yetkilisiyle böyle tartıştı. Ne yapıyorsun? Ben sana göstereceğim, tamam mı? Çık dışarı o zaman. Genç hemşire görevine deniz taşıtlarında devam etmek istiyordu. Bunun için hemen bir firmayla iletişime geçti. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Bana bak, bana bak. Hayır bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen ne yapacaksın? Bir sıkıntılık canın mı varmış? Gel dön beni o zaman. Görüşmede birkaç ülkeyi gezeceğimizi, bu yolcu gemisinde hemşirelik yapmam gerektiğini söylediler. Ve bunun karşılığında 3.000-3.500 dolar arasında bir maaş olacağını söylediler. Firma verilecek eğitim için genç hemşireden 30 bin lira talep etti. 3 günün ardından vazgeçen genç hemşire başlangıçta vaat edildiği gibi parasını geri isteyince başına gelmeyen kalmadı. İptal etmek istediğinizde 14 gün içinde size paranızı tekrar bu kurumdan iade vereceğimizin sözünü veriyoruz dediler. Ses kaydı atıldı, hiçbir hak talep edemezsiniz. Sözleşmeye imza attınız, size paranızı iade etmiyoruz dendi. Firma yöneticisinden umduğu yanıt alamayan genç hemşire üzerine bir de tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Düzgün konuş benimle. Benimle düzgün konuş. Benimle düzgün konuş. Canım var. Allah Allah, hadi beni sık o zaman. Sık beni o zaman. Yüz ver. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Savcılığa giden hemşire firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bana dönüş yapan çok mağdur var. Tek mağdur da ben değilim. Elime düzgün kadar. Sevgili seyirciler, yaşlanma korkusu hangi yıllarda başlar? 50'sinden sonra bu korkuya kapılanlar için bir sıkıntı yok ama daha 30'lu yaşlarını bile bitirmeden sihirli gençlik formüllerinin peşinde koşmaya başlayanları büyük tehlikeler bekliyor. Eline cep telefonunu alan herhangi bir kişi rahatlıkla aklındaki fikri söyleyebiliyor. Daha 30'lu yaşlarını bile bulmadan sosyal medyada gördükleri sözde gençlik iksirlerini uygulamaya başlayanlara ciddi bir uyarı geldi. Ben uyguladım, harika oldu, siz de yapın. Bu inanılmaz büyük bir hata. Bir influencerlık almak ve eline aldığı bir ürünü hiç tanımadan, hiçbir şeyini okumadan, yan etkisi, arkadaki yaratacağı herhangi bir tabloyu görmeden konuşmak. Bu beni en çok ürkütenlerden biri. Sosyal medya içeriği ve klinik bulguları bilinmeyen ürünlerin pazarlama yeri haline geldi. Fenomenlere verilen uçuk paralarla tanıtımı yapılan bu ürünler sağlık için büyük risk oluşturuyor. Sosyal medyada bağıra bağıra perişanım diyen insanları görüyoruz. Gerçekten bir anti-aging kullanmak gerekiyorsa bir kere hekimimizle beraber karar verelim. Ortalama 35 yaş, 6 olmaması lazım. Güzelliğini sağlığından daha çok önemseyen koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral'dan da uyarı geldi. 35 yaş en alt sınır olarak görebiliriz. 50'de de başlanabilir. Ama siz bunu bugün
18'lere, 20'lere indirdiğinizde hedefiniz anti-aging değil. Çünkü zaten senin vücudun hücrelerini yeniliyor ve her şeyi yapıyor. Özyeral özellikle çok erken yaşlarda başlanan anti-aging uygulamalarının ters tepebileceğine dikkat çekti. Çok erken yaşta başlanan anti-aging uygulamaları en kısa zamanda bir kabusa dönüşecek ve geri dönüşümsüz vücuttaki yıkılmaları gösterecektir. Rize'de 14. geleneksel Laz Rally heyecanı yaşandı. Sevgili izleyenler, meşhur tahta arabalar Çamlıhemşin'de kıyasıya yarıştı. Rally heyecanının ardından kadınlar da en lezzetli muhlama için yarıştı. Geleneksel Laz Rallisi'nde tahta arabalar yine kıyasıya yarıştı. Kadınlar da en iyi muhlama için kozlarını paylaştı. Tahta ralli yarışları bu yıl 14.sü düzenleniyor. Bu gerçekten Anadolu'nun birçok yerinde olmayan muazzam bir olay. Çamlıhemşin'deki Laz Rallisi'nin bu yıl 14.sü düzenlendi. Günler öncesinden hazırlanan tahta arabalar yerini aldığında heyecan doruğa tırmandı. Başlama işaretiyle birlikte bir hayli eğimli ve virajlarla dolu yarış parkurunda kıran kırana bir rekabet başladı. Evet, bakalım kim, bakalım kim. Çocuklar ve yetişkinler ayrı ayrı yarıştı. Her yıl biraz daha geliştirdikleri tahta arabalarıyla engel tanımadılar. Geçmişten aldığımız kültürümüzü gelecek nesillere taşımak için var gücüyle mücadele ediyor. Yavrularımızın burada bu yarışı yapmaları bizim için çok lazım, çok önemli. Altını çizmek istiyorum. Tahta arabaların çekişmesinin ardından sıra Karadeniz'in meşhur muhlamasına geldi. Yarışmacılar tahta kaşıklarıyla muhlamalarının ne kadar sünebileceğini test etti. Bir de hep beraber tadına bakacağız. Ha, ekmek bulun bir yerden, ekmek bak. Bir, başlasın. Herkes alsın kaşığını eline. Bakın bir yandan birinci seçiyor. Tamam. Herkes alsın kaşığı eline. Hazırız değil mi? Bir, iki, üç, kaldım. Helal olsun, iyi tutun bakın. Cüretiniz. Sevgili seyirciler, bir memur çift düşünün koca evlendikten bir yıl sonra başka ile tayin ediliyor. Doğal olarak eşini de yanına istiyor ama karısını tayin isteklerinin kabul edilmediğini söyleyerek onu 9 yıl oyalıyor. Bu yalanı öğrenince boşanma davası açan kocayı haklı bulan mahkeme eşiyle bir araya gelmek için girişimde bile bulunmayan kadını kusurlu saydı. Mahkeme davalının çalıştığı kuruma müzekkere yazarak davalının 2014 yılından sonra tayin isteyip istemediğini sormuş, verilen cevapta hiçbir zaman böyle bir talepte bulunulmadığı bildirilmiştir. Duş almamak, eşe kahvaltı hazırlamamak gibi şaşırtan boşanma gerekçelerine bir yenisi daha eklendi. Mahkeme tayin isteyen eşi de kusurlu buldu. 9 senedir süregelen bir evlilik, iki farklı şehirde yaşayan bir çift. Kadın 9 senedir tayin talebinde bulunduğunu ve reddedildiğini eşine söyledi. Eşi bu yalanını ortaya çıkardı. Mahkeme kadını tam kusurlu bularak evliliğinin bitmesine hükmetti. 2013 yılında evlenen çiftin mutluluğu koca Samsun'a tayin edilince sekteye uğradı. Sadece bir yıl beraber yaşayabilen ve bir çocukları olan çift tayinin ardından ayrı yaşamaya başladı. Söz konusu dava dosyamızda da müvekkilim devlet memuru olup 2013 yılında evlenmiştir. Evlendikten yaklaşık bir yıl sonra tayin olmuştur. Samsun'daki koca eşinin de yanına gelmesini istiyordu. Ankara'da kalan eşi de tayin isteklerinin kabul edilmediğini söyleyip onu 9 yıl boyunca oyaladı. Bu durumdan şüphelenen müvekkilim yapmış olduğu küçük çaplı bir araştırmada eşinin aslında hiçbir zaman tayin istemediği gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır. Samsun'un ardından Diyarbakır'a tayin edilen koca Ankara'daki eşinin hiç tayin başvurusu yapmadığını öğrenince boşanma davası açtı. Mahkeme hiç tayin başvurusu yapmayan eşini kandıran kadını kusurlu buldu. Eşler evlilik devam ettiği sürece birlikte yaşamakta yükümlüdürler. Eşlerden birinin ortak konutta diğer eşle beraber yaşamaktan kaçınması medeni kanunumuzda bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Önderoğlu geçirdiği feci trafik kazasında maalesef hayatını kaybetti. Acı haberi büyük üzüntüyle öğrendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu için taziye mesajı paylaştı. Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü. İçindeki AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti. Korkunç kaza Çankaya'da yaşandı. Barış Önderoğlu, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olan ablası Betül Önderoğlu ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök'ün kızı Ayşenur Gök'le Dikmen Caddesi'nde seyir halindeydi. Barış Önderoğlu'nun kontrolünü kaybettiği araç hızla ağaca çarpınca ikiye bölündü. Bir yarısı karşı şeritten gelen başka bir araca çarparken diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Kaza yerinde ek müdahaleleri yapılan 3 yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Betül Önderoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşatılamadı. Barış Önderoğlu ve Ayşenur Gök'ün tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önderoğlu için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. AK Partimizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Betül Önderoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve reklamlara gidiyoruz. Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili seyirciler, Denizli'de yaşayan Cennet Şanlı Türk'ün 2 yıl önce vefat eden kocasının mezarı sistematik bir şekilde tahrip ediliyor. Neye uğradığını şaşıran kadın da evlilik teklifini reddettiği görücülerinden şüpheleniyor. İnsan olan yapar mı ya? Bunu insan olan yapar mı? Bunu insan olan yapar mı? Sevici ailen çok seviyorum ben, değil mi? Yanını gelinceye kadar uğraşacağım. Adalet yanı bulacak. 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarı defalarca talan edildi. Acılı kadına göre bunu yapanlar evlilik tekliflerini reddettiği talipleri. İstemeye gelenler oluyor, onları reddediyorum. Böyle bir şey yapılır mı? Öyle düşünüyorum ya. Kabul etmediğim için olabilir diye düşünüyorum. Cennet Şanlıtürk'ün eşi Mevlüt Şanlıtürk 2 yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. O gün bugündür düzenli olarak eşinin kabrini ziyaret eden kadın bir kez daha tahrip edilen mermerlerle karşılaştı. İşimi kaybettim ama her zaman yanındayım. Her gün ziyaretine geliyorum, çiçeklerine bakıyorum. 3 gün amcamın düğünü vardı, köye gitmiştim. Perşembe gün eşime suladım, mezarını yıkadım, gittim. Ama pazartesi döndüğümde eşimin mezarını bu halde gördüm. Buna insan olan bir insan yapamaz. Eşinin ölümünden sonra çok sayıda evlilik teklifi alan kadın, mezarı talan edenlerinde hayır yanıtını verdiği talipleri olabileceğini düşünüyor. İstemeye gelenler oluyor, onları reddediyorum. Böyle bir şey yapılır mı? İnsan olan bunu yapmaz. Beni yapsın, bana yapsın. Ben bunu razıyım ya, ben bunu razıyım. Ama eşimin hali bu halde. Öyle düşünüyorum ya. Kabul etmediğim için olabilir diye düşünüyorum. Durumu önce mezarlık görevlilerine, ardından polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, eşinin mezarını bu hale getirenlerin bulunması için şikayetçi de oldu. Mekanım cennet olsun verdim. Kabirlerin geniş olsun. Allah'ım versin cezasını herkesin. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum. Adaletim uğraşsın. Sevici ailen çok seviyorum ben, değil mi? Beyaz Ana Haber burada son buluyor. Sevgili seyirciler, mutlu bir akşam, mutlu bir hafta geçirmenizi dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.